Karakterimizin veya karşımızdaki düşmanı şöyle abidik gubidik şekillerde öldürmek istiyoruz diyelim. Veya fizik tabanlı bir oyun yapmak istiyoruz. Human Fall Flat, Party Animals, Gang Beasts falan gibi. Karakterimizi fizik tabanlı şekilde böyle aktif nasıl kullanabiliriz? Bunlara hemen basitçe bir bakalım istiyorum. Tabii hemen third person template'imi açtım. Hızlıca ilkinden başlayalım. Önce şu ölüm mevzusuna bir girişelim. Karakterimizin machine'e gitmemiz lazım. Hangisini kullanacaksak skeleton machine'e sağ tıklayıp create deyip physics asset'ten create diyelim. Ayarlar standart kalabilir. Çok önemli değil. Create asset diyelim. Unreal zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak kemikleri fiziği uyguluyor. Hatta şuradan simulate dediğimizde bu şekilde sümük gibi yere yapışıyor karakter. Bunu hemen Blueprint'ten bir karakterimize uygulayalım. Tabii siz bunu kendi karakterinize veya kendi eliminize uygulamak istediğinizde bu şekilde bir fizik aset oluşturmanız gerekiyor. Daha sonrasında o karakterin Blueprint'ine gidip mesela ölünce olmasını istiyorsunuz ya. Şurada mesela integer veya float fark etmez bir health boolean'ı çektik. Dedik ki kardeşim less than equal bu sıfır olunca şunu bir branch'a bağlarsın. True olunca bunu oynat diyeceksin. Peki nasıl oynat diyeceksin hemen göstereyim. Karakterimizin machine component'lardan çekip set simulate physics deyip biraz simulate'i tıklayıp buradan true diyeceksiniz. Yani şuradan önceki kısmı siz nasıl tetiklemek istiyorsanız. Health'ı sıfıra düşünce olabilir. Ya denemek için benim burada yapacağım gibi mesela. Bu şekilde tetikleyebiliriz ama tabii collision'ları unutmayalım. Buradan karakterimizin machine'e girip default collision'ı karakter meşten ragdoll'a çekelim. Sahneye gelip play'e basıp 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi kurşun yedim sol yanımdan müziğe eşliğinde bu şekilde sümük gibi karakteri yere yapıştırdık. Kurşun yedin sol yanından yaralandın. Bunun ragdoll'da kalması o kadar da şart değil bu arada. Ragdoll'u aldıktan sonra custom'layıp mesela bu kamerayı blokluyor. Bunu overlap'layıp yine de kullanabilirsiniz. Merak etmeyin. Şimdi karakterimize o fizik etkisini uygulamak için component'lardan öncelikle buradan physical animation'ı eklememiz gerekiyor. Buradan da fizik gücünü 5 yapalım. Daha sonrasında event graph'a girip mesela buradan custom event açıp physical animation'la mesh'i CTRL'e basılı tutup aşağı çekelim. Physical animation'dan set skeletal mesh component'ı çağıralım. Şuradan da mesh'imizi bağlayıp şunu şuraya bağlayalım. Tekrardan physical animation'dan apply physical animation settings below diyelim. Burayı şöyle bir düzenli şekilde kullanalım. Şimdi burada karakterin hangi kemiğinden itibaren uygulayacağınız önemli. Ben pelvisten itibaren uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Karakteri direkt kalça kemiğinden uygulayacağım. Buraya o yüzden pelvis yazıyorum. Sonra buradaki animation datayı çekip make yazıp make physical animation datayı çağıralım. Buradaki float'lara yani sayısal değerleri karaktere uygulayacağımız güçleri yazacağız. Mesela şuraya 1000. Biraz deneyin yanına hangisinin ne kadar ve nereden etkilediğini görerek kendiniz için en uygununu ortaya çıkartabilirsiniz. Ben şöyle 1000 ile 100 arası değiştirerek yazıyorum. Şimdi de mesh'ten set all bodies low simulate physics çağıralım. Bunu da şuraya tekrardan bağlayalım. Bunu da şu şekilde çekelim. Görsel açıdan daha güzel olsun. Buraya bir kemik ismi lazım. Bunun için şu arkadaşı çekip bir değişken haline getirelim. Buradan şuraya bağlayalım bunu. Buradaki tiki de include self'ten new simulate'i çekelim. Şimdi bunun düzgün çalışması için mesh'in collision'ını custom'dan pawn'a çekeceğim. Daha tekrardan custom'a alabilirim. Daha sonrasında kapsülümüzün de collision'ını değiştirmemiz lazım. Bunu pawn'dan ignore only pawn diyeceğiz. Compile save diyelim. Şu arkadaşı begin play'e atmamız lazım. Şuradaki sıfırlara da bir göz yapacağım. Şimdi sistemin düzgünce çalışması lazım. Play'e bastım. Olmadı. Neden olmadı? Hemen bakalım. Şunun ismi düzgünce gitti mi? Gitmemiş. Şunu hemen Elvis olarak değiştirelim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi karakter sarhoş gibi mi diyeyim artık? Moonfall Flat'teki gibi mi diyeyim? Hani yürüyor ama değişik yürüyor. Zıplıyor ama daha böyle bir değişik zıplıyor. Herhangi bir ekstra animasyon yok. Bir şey yok. Sadece kemik ayarlarını değiştirdik. Yani buraya saydığım oyunlardaki gibi bir şeyleri tutma, taşıma, şu bu gibi bir şeyler eklesem. Bir iki tane de arkadaşım olsa saçma sapan şeyler yaşayıp gayet eğlenceli dakikalar geçirebiliriz. Bu arada bunu böyle koşturuyor izliyoruz da tekrardan iki tuşuna ragdoll'a atadım. Hani koşarken şuraya takıldık, öldük diyelim. Hop gördüğünüz gibi. Tabii şu an bir ölüm olmadığı için hala hareket halinde olduğu için şekilde kalıyor ama öldüğünü varsayabilirsiniz. Hem ragdoll'u hem bunu bir arada kullanabilir. Ölümleri de, hareketleri de fizik tabanlı hale getirebilirsiniz. Umarım işinize yarar, umarım keyif almışsınızdır. Kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. Ayrıca Discord topluluğumuza da hepiniz davetlisiniz. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın, bay bay.